olacaktır. Yolun açık olsun. İnşallah gittiğin yerde işlerin yolunda gider. Sağlıkla bebeğini kucağına alırsın. Ve inşallah o da büyüdüğü zaman seni şimdi beni terk edip gittiğin gibi seni terk edip gitmez. Dönüp de bulamamak bari gibi. Hakkını helal et. Hoşçakal baba. Ben sana hep ne dedim? Sen benim en büyük oğlumsun. Efendim merhabalar. Çok özür dileriz, geç kaldık. Ben Ece Güney, başkan yardımcısıyım. Başkanımız Haluk Güney. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Haluk Yamoncu, bak kim var burada. Haluk. Merhaba. Merhaba. Ben Ece Güney. Merhaba. Ayşegül ben de. Siz? Bu holdingin başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Haluk Bey'in eşi oluyorum. Öyle mi? Ben de Masmavi İnşaat'ın başkan yardımcısıyım. Ama aynı zamanda Haluk'un çok uzun uzatmalı ex nişanlısı. Dönem Ece'ye ona bir çocuk veremeyeceğim, nasıl söyleyeceğim? Hadi bakalım, herkes kiz desin. Kiz! Ay, hepimiz çok güzel çıkmışız. Bir tek Ece şu kellen biraz suratsız çıkmış ama onun zaten doğal hali. Ay canım benim. Haluk bizim şarkımız çalıyor, duyuyor musun? Ya. Lisedeyken biz beraber bir dans yarışmasına katılmıştık da. Aa, evet hatırlıyorum. Hatta siz birinci olmuştunuz o yarışmada. Evet. Birinci oldular. Ve inanır mısın hareketleri hala dün gibi hatırlıyorum. Sen? Ben çok şey yapıyorum. Hadi hadi gel gel gel. Baba hafızam benim. Hadi hadi gel gel. Gel gel. Gel. Canım bizde ne akıl kaldı, ne de fikir bitti. O endam eda nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Sen daha önce evlenmiştin değil mi Elif'ciğim? Aa, evet ama ayrıldım tabii. Yani 4 sene önce. Neden kaçtı adam acaba? Ah. Aslında bizim ayrılmamız bayağı bir olaylı oldu.
Yani Almanya'da gazetelere falan düştük. Neden? Eşim, ay yani eski eşim Almanya'nın önde gelen ve zengin ailelerinden birinin oğlu. Boşanıp Türkiye'ye dönmek isteyince de çocuğumu görememekle tehdit ettiler beni. Yıllarca esir hayatı yaşadım. Sırf çocuğum için. Ama bir gün öyle bir şey oldu ki, yani Allah yüzüme güldü tabii. Adam kaçakçılıktan tutuklandı ve Almanya'da hapse girdi. Ben de hemen Türkiye'ye kaçtım. Peki çocuğunuza ne oldu? Nerede şimdi? Kızım. Adı Lara. Yani onunla beraber kaçtık Türkiye'ye aslında. Onu peşimizden adam yollamışlar. Bir gün parkta oynarken kaçırdılar kızımı. O günden beri hiç görmüyorum. Ben yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Çok uzun yıllardır ama benden o kadar güçlüler ki kazanamıyorum, alamıyorum kızımı. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Estağfurullah. Üç, iki, bir, kanal kayıtta. Benim için ev demek, yuva demek, kale demek, saray demek. Kahveni getirdim sultanım. Canım kocam benim. Ne iyi ettin de bize bu saraylar gibi evi aldın, evimin direği. Aldım çünkü ailemi çok seviyorum. Esas ben seni çok seviyorum canım kocam benim. Nesi var anlamadım ki ya. Söyle. Hı hı. Hala Ceylan nerede? Ne bileyim oğlum. Karının nerede olduğunu bana mı soruyorsun? Ceylan niye bir yere gitmiş olsun ki oğlum? Ceylan beni terk etmiş baba. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Emrecan ben özür dilerim. Burada kalıp gerçeklerle savaşmak yerine kaçmayı tercih ettim. Seni çok üzdüm.
babamla hepinizi çok üzdüm biliyorum. Ama eğer izin verirsen senden özür dilemek istiyorum. Çok iyi yaptın kızım, gel. Günaydın. Günaydın oğlum. Heh. Şimdi tamam olduk işte. Açıl, çok yaklaşma. Allah'ım, kızlar. Çok yaklaşmayın, açıyorum. Yaklaşma. Abi ne oldu ya? Sayın yolcu, sevgili ailem. Elimizde olmayan teknik bir arızadan dolayı biz bu seyahatimizi önümüzdeki hafta sonuna erteliyoruz. Gülerken ne demiştin bana bir gün? Gelecek olmayacaktın yanımda. Uçacakmışım elbet kendi kanatlarımla. Bunu yapma gitme baba. Şakadan da olsa ellerini bırakma. Her şey yolunda işte, sen yanımda durduca. Uçur beni kollarında, çocuk kalbim avundukça. Dün oynarken ne demiştin bana? Kahramanlar ölmez ama ancak kitaplarda. Her şey yolunda işte, kahramanınsın yanımda. Hoş geldiniz. Ne vereyim size? Kışlık tarhanam geldi taze. Yufka mantı zaten geleneksel başyapıtlarımız. Yok, hiçbir şey istemiyorum. Niye geldiniz peki? Karımdan uzak duracaksın. Ne diyorsun kardeşim, anlamadım. Bence çok iyi anladın da anlamaza yatıyorsun ihtiyar. Kardeşim, benim senin karınla ne alakam olabilir? Kim senin karın? Yufkayı beğenmedi, seni mi gönderdi? Elif. Doktor Elif. Benim karım. Ne oldu, öyle bir anda kal mı geldi? Birlikte olduğun kadının kocasını karşında görünce. Ne diyorsun lan sen? Benim adım Yufkacı Salih. Ben 40 yıldır bu dükkanda namusuyla yufka satarak geçinen 3 çocuk babası bir aile reisiyim. O senin ağzından çıkan yakıştırmaların hiçbiri benim adımın yanından geçmez. Vallahi ben de ilk duyduğumda böyle mevzuyu kafam basmadı zaten. Elif gibi güzel, genç, zeki, tıp okumuş bir kadının senin gibi böyle yaşlı, kendi halinde,
küçük bir esnafla ne işi olur diye düşündüm tabii. Senin gibi vicdansızın teki olacağıma böyle kendi halinde geçinen namuslu bir zavallı olmayı tercih ederim. Bak bey baba, Elif'ten uzak duracaksın. Yoksa ben kendi ellerimle gönderirim seni uzaklara. Anladın mı? Ha? Aferin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biraz malumatım var. Geçen gün Elif Hanım anlatmıştı. Kocasının nasıl bir zalim olduğunu, kendisine nasıl eziyet ettiğini, öz çocuğunu göstermeyerek nasıl üzdüğünü anlatmıştı. O gün Allah'tan bir şey diledim. Ve çok sevgili kuluymuşum ki hemen dualarıma cevap verdi. Allah'ım dedim, şu adam benim karşıma bir çıkar da ve savunmasız bir kadına yaptığı eziyetlerin hesabını bir sorayım dedim. Kısmet bugüneymiş. Sor. Gel. Hadi sor. Sorsana. Hayırlı işler abi. Sağ ol Nermin'cim. Abi ne oluyor? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Oo. Mis gibi taze tarhana. İnsan gurbette yaşarken en çok bunların kokusunu özlüyor biliyor musunuz? Ben bundan iki tane alayım. Üstü kalsın. Kalmasın. Bekleriz gene. Geleceğim zaten. İyi günler hanımefendi. Abi, kim bu adam? Benim eskiden un aldığım bir depo vardı da oradan göndermişler. Eski alacak verecek mevzusu vardı. Neyse konuştuk, tatlıya bağladık artık sonunda. Abi, ben pazara gidiyorum. Bir iki saate dönerim, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Hadi bak işine gücün. Abi sen iyi misin? Eczaneye gidip bir tansiyonuna baktıralım mı? Yok ya, ne eczanesi? İyiyim, iyiyim. Biraz şurada oturayım, hava alayım geçersin. Hadi geç kalma pazara, hadi. Rüyaymış. Ece.
Celal. Ece. Şükürler olsun karım eve geri döndü. Evliyiz, mutluyuz ve hikaye devam ediyor. Hayatımın balıymış bu ya benim. Neydin hayatımın balı? Hayatımın enerji kaynağı. Benim bu enerjim sana olan sonsuz aşkımdan geliyor. Evimize geri döndün. Yine benim yanımda olduğun için teşekkür ederim. Ece. Beni terk etmezsin değil mi Ece? Gitmeyeceksin değil mi? Hı? İnşallah aşkım. Hı? Daha benim kalbimi kırmasan hiç beri gitmem. Ece ya Ece, Ece ben yıkmadım ya. O kadın birden bana çıkmadı. Hayatım. Çok güzel kahvaltı hazırladım. Hı. Hadi gel birlikte yapalım. Hı. Hadi. Zaten sabah sabah o kadının adını duymak istemiyorum. Bu reklam filminde beni düşürdüğünüz durum aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Evet, evet. Sen hiç merak etme. Zaten ben reklam filmini iptal ettirdim. Yansın parası pulu dedim. Benim güzel karımdan hiçbir şey daha kıymetli değil. Lütfetmişsin hayatım gerçekten. Neyse. Kapandı gitti bitti mevzu. Artık konuşmanın anlamı yok. Zaten ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu saatten sonra... Proje bitene kadar mecburen görüşürüz o kadınla. Evet, evet. Ama iş dışında o kadının adını, sanını, cismini, hiçbir şeyini duymak, bilmek, görmek istemiyorum. Helal, helal. Tamam, içelim iç. Zeytinliği yiyorsun Haluk. Boğuluyor musun? Allah'ım ya. Dur, dur, dur. Sakin, dur, sakin. Tamam. Bir, iki, üç, bir, ha! Çıktı mı? Çıktı mı? Haluk, iyi misin? Ya ödüm koptu sıcak şey üzerine düşecek diye. İyi misin? Çok panikledim, çok korktum. Niye panikledin sen bu kadar ya? Hiç yapmazdın böyle şeyler. Yapmaz, mecbur ettiler beni. Tamam, iyi misin? Hayatımı kurtardım. Ne demek canım? Hocamsın yani. Hadi kalk. Kakyosu. Senin benim mürüvvetime kastın mı var? He? Ben sana dün ajansı arayıp iptal ettireceksin bu reklamı demedim mi? Haluk Bey ekmek musaf çarpsın ki ben siz hemen aradıktan sonra ajansı aradım ve kampanyayı iptal etmemiz gerektiğini söyledim. Bana bak. Gelirsen oraya senin o kakgüllerini tek tek yollara eline veririm. Madem iptal ettirdin benim Ayşegül'le boy boy yanarken avukatın o gazetelerde ne işi var? Sakın benden sonra birileri ajansı arayıp kampanyaya devam demiş olmasın? Ya benim salak kızım, aptal kızım. Bizden başka ajansı aramaya kimin yetkisi var he? İntikam soğuk yenilen bir yemektir Haluk'cum. Ve biz daha başlangıçlardayız. Daha bunun ara sıcağı var, ana yemeği var, üstüne fıstıklı baklavası, kahvesi var. Ayşegül. Efendim canım? Ya Haluk. Sen nasıl benden ayrılıp gidip başka bir kadınla evlenirsin ya? Ayşegül, biz ayrılalı 5 sene oluyor. Ben anlamam. Sen lisenin mezuniyet töreninde bana söz vermiştin. Ölene kadar beni sevecektin ve biz hiç ayrılmayacaktık seninle. Kızım, mezuniyetten bir hafta sonra sen benden ayrılmadın mı? He? Ne konuşuyorsun ya? İnsan biraz peşimden koşar, yalvarır, dur gitme der. Ayşegül bak, ben evliyim ve çok mutlu bir ilişkim var. Dünyalar tatlısı, dünyalar güzeli, bayağı ama bayağı aşık olduğum bir karım var. Eğer karımla aramı bozmaya çalışırsan seni gebertirim ben. Bırak bu küçük oyunları, bırak. Haluk, Haluk'cum iyi misin? Kapatmam lazım.
lazım. Ece geldi. Neyi kapatman lazım? Luke, iyi misin? Menemen'e bir daha pastırma koymayalım. Perişan oldum içeride ya. Uf, yangın yeri, yangın yeri. Şöyle kenara gel, bir şey olmasın sana. Haluk'cum. Canım. Sen biraz önce içeride kiminle konuşuyordun? Kendimle. Kendinle. Aynen, kendi kendime aynada diyalog geçiyordum. Resmi olarak delirdin yani. Nasıl konuşuyorsun sen kocanla? Kocayla böyle konuştun mu? Delirdin mi kocaya? Sıkarım senin burnunu ama. Duymayayım bir daha. Çok ayıp. Ya Haluk, yine lafa tuttun beni ha. Bak, bir Güney ailesi klasiği olarak yine şirkete geç kalıyoruz. Ayrıca benim tarihimde şirkete geç kalmışlık yok. Sırf senin yüzünden geç kalıyorum şirkete. Her seferinde hem de. Lütfen ne olur artık giyin, kuşan ve bir an önce çıkalım. Hadi. Ece. Ece. Hoppa! Ece. Ben başkanım. Sen başkan yardımcısısın. Evet. Ben diyorum ki kendimize sınırsız izin verelim. Kaçalım gidelim buralardan Ece. Yurt dışına gidelim. Ne diyorsun? Biz neden yurt dışına kaçıyoruz? Uzak Doğu'yu görelim. Ben en fazla Sivas'a kadar gittim. Neler var diyorlar. Hadi ne olursun gidelim şu televizyon, internet, sosyal medya falan. Oralardan uzaklaşalım. Sosyal medyada başım kaşıyacak vaktim yok. Çok sıkıldım bu hayattan. Götür beni buralardan Ece. Yalvarıyorum, götür beni buralardan. Kaçalım gidelim. Gerçekten delirdin sen ya. Aa, demin ne konuştuk? Kocaya böyle şeyler söylenmez. Çekerim burnunu. Delirmeyi resmileştirmiştik değil mi biraz önce? Bak beni yine lafa tuttun. Spora gideceğiz dedik daha. He? Spora gitmemiz lazım. Eğer spora gitmezsek ne olur? Ne olur? Kilo almamı istemezsin herhalde. Allah korusun. Allah korusun tabii ki de, öyle kendi kendini korumuyor. Hadi. Hazırlan çıkalım artık, yeter. Yüce Rabbim, sana yalvarıyorum. Bugün atlatmama yardımcı ol. Bir daha tövbe yıla söylemeyeceğim. Abi. Pardon Allah'ım. Sadece Ece'ye yalan söylemeyeceğim. Çünkü beni biliyorsun, ben bir iş adamıyım. Arada sırada yalan söylemem gerekiyor. Alo. Geliyorum. Abi sor. Sorsana. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. İyi sayılırım. İyi sayılırım ne demek baba? Bana bir şey söylemek için mi aradın sen beni? Ya can sıkıcı bir şey oldu da burada bu sabah. Yine ne oldu? Yoksa halam komşular gürültü yapıyor diye tavayla dalmaya mı kalktı yine? Yok yok, halan sakin. Adamın teki geldi buraya dükkana hemen. Belinde silah, dayı var, dayı var falan. Bana silah çekti. Ne? Tehdit etti gitti. Ne silahı, ne tehdidi baba? Peki kimmiş bu adam? Baba, kimsiniz lan? Ablasın. Ne oluyor lan burada? Buradayım oğlum, duyuyorum ben seni. Baba, nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim. Araba kullanıyorum şu an. Biraz acelem vardı, ameliyata gireceğim. İyi, Allah kolaylık versin oğlum. Sağ ol. Bu arada sen iyi misin? Babacığım, sesim geliyor mu sana, ha? Buradayım oğlum, duyuyorum ben seni. Baba, kötü bir şey mi oldu, onu mu söyleyecektin sen bana? Yok yok, kötü bir şey yok ya. Böyle bir sesini duyayım diye aradım. Hadi sen dikkatli kullan arabanı. Öyle telefonla fazla konuşma arabadayken. Tamam, tamam. Sen de çok yorma kendini. Tamam, yormam, dikkat ederim. Selam söyle Aslı'ya da. Hem kendine hem torunuma iyi baksın. Baş üstüne baba. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.
iş böyle olmaz. Çocukları bu işe bulaştırmamak lazım. Bu tosbağa suratlı sahtekar herif ne zaman dönmüş mahalleye? Bir de utanmadan başımıza muhtar adayı olmuş ya. Cinsiz, cibilliyetsiz, sahtekar, boyu devrilesi gibi. Odun! Allah'ım yarabbim, tövbe yarabbim. Hoş. Bak bu taraftayım, bak bak bu taraftayım. Şahsımla ilgili söylediklerine hep kalbimi kırıyorsun. İnsan hiç ilkokul, ortaokul, lise aşkına, hatta ilk resmi sözcüsüne bu kadar ağır laf eder mi? Kalbimi kırıyorsun. Suratıma yüzük attığın günün üzerinden tam 35 yıl geçti. Ama senin kininin son kullanma tarihi hala geçmedi Ermoş. Bak sana yeminle tükendim artık üzüntüden. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Oo aman aman kimler geçiyor? Allah Allah. Ya bırak kardeşim peşimi ya. Nermoş Hanım, merhaba. Yine pazara mı gidiyordunuz Nermoş Hanım? Karşıdayım, karşıda. Yolun karşı tarafı, kaldırıma doğru bakın. Evet, yeni muhtar adayınız İsmail Kuzucu size hayırlı günler diler. Vaktiniz varsa bir çayımı içer misiniz efendim? Hem de benim seçim konuşmamı dinlemiş olursunuz. Ölürüm daha iyi. İnşallah o üstüne çıktığın sandalyenin bacağı kırılır da sen de düşerken kafanı masanın kenarına çarparsın. O koca kafan karpuz gibi ikiye yarılır inşallah. Arkadaşlar, Nermin Hanım'la aramızda çok maziye dayanan, çok ciddi yaşamışlığımız var. Onun için bu kadar şakacı davranabiliyor. Ama o bedduaların hiçbir tanesi kalpten değil. Zumba! Haluk Bey, sizi yeniden yanımıza görmek çok güzel. Aa, sağ ol. Epeydir gelmiyordunuz derslere. Çok özlettiniz kendinizi. Vallahi siz yokken hiç zevkli olmuyor şu sabah zumba dersleri. Arkadaşlar, arkadaşlar. Uzun zamandır hayatımın aşkı Ece ile evlilik ve balayı programları ile meşgul. O yüzden dersleri biraz aksattım sanırım. Hadi iyisin, iyisin. Böyle aynısın. Bu arada yeni reklam filminiz hayırlı olsun Haluk Bey. Yeni reklam filmi mi? Şey diyor bu. Geçen sene çektiğimiz inşaat reklamını söylüyor herhalde. Aşkım yeni diyor, eski değil. Daha yeni izledi demek ki bu. Akşama kadar burada zumba yapıyor bunlar. Ter içindeler. Kafası ne dediği biliyor mu? Hadi sen zumbana bak. Nermin bir dakika. Nermoş,
Bir dakika beni dinle. Gel İsmail, gel peşimden. Şimdi ben buradan doğruca karakola gidiyorum. Mahalleye azılı bir sapık gelmiş diye tutuklattıracağım seni. Ya bunca sene sonra sen nereden hortladın da çıktın benim karşıma anlamıyorum. Kabus musun sen? Nermoş, ben tekrar bu mahalleye taşındım biliyor musun? İyi halt ettin, bana ne? Hani babamdan kalma bir ev vardı ya, işte onunla tadilat yaptık. Ben şimdi oraya yerleştim. İstersen cehennemin dibine yerleş, umurumda bile değil. Bak Nermoş, bu kadar zaman geçti, hala bana kızgın mısın? Ay çok mu belli oluyor? Kocanın öldüğünü duydum. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. 12 sene oluyor. Benim eşim öleli de 4 yıl oluyor. Öyle mi? Bilmiyordum. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Neyse. Hadi sana iyi günler. Nermoş. Gitme. İsmail bırak elimi, şimdi indiririm pazar arabasını kafana. Bak beni dinle. 35 yıl sonra tekrar buraya dönmemin bir tek sebebi vardı. O da neydi biliyor musun? Bütün cesaretimi toplayıp senin karşına çıkmak ve 35 yıl gecikmiş bir özür dilemek. Özrünü de affını da kabul etmiyorum İsmail. İyi günler. Yalnız daha bu sabah yazıldım bu spor salonuna. Şu tesadüfe bak. Dünya ne kadar küçük değil mi? Gerçekten çok küçük ya. Hatta biraz fazla küçük. Bir beden büyük olabilirmiş sanki. Bundan sonra işe gitmeden önce ortaklarımla her sabah zumba yapıp ofis öyle geçeceğim. Evet arkadaşlar, high tempoyu biraz daha arttırıyoruz. Evet arttır. Haydi buçuk. Hatırlıyor musun eskiden beraber ne kadar çok dans ederdik ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum Ayşegül. Biz eskiden sabahlara kadar dışarı çıkıp gece kulüplerinde dans ederdik. Karıcığım vallahi abartıyorum, öyle bir şey yok. Atıyorum yani. İster misin eski figürlerimizden biraz yapalım ha? Bu arada bizim yeni reklam filmimizin... gazetedeki fotoğrafımızı gördün mü? Ne kadar çok yakışıyoruz birbirimize değil mi? Zaten hep ezelden beri yakışırdık. Ya. Ne istiyorsun sen? Sevdiğim adamı geri istiyorum. O kadar. Evet. Bu kadar zumba yeter. Emrecan Bey. Evet. Sizin için yaptığımız test ve tahlil sonuçlarına göre bebek sahibi olmanız açısından herhangi bir engel ve sorun görünmüyor. Gerçekten mi? Aa. Ceylan. Üzülme aşkım. Bak biz beraber 755 tane badirenin üstünden atladık. Bunun da Hıdır Eliz ateşi gibi üstünden atlayacağız. Geçecek gidecek. Peki ya ben sana ömrüm boyunca hiç çocuk veremezsem? O zaman da beni bugünkü gibi sevebilecek misin? Belki benim yüzümden ömrüm boyunca hiçbir zaman baba olamayacaksın. Hiçbir nefret etmeyeceksin benden. Hiç sevgin azalmayacak mı gerçekten? Öyle
Öyle şey olur mu Ceyla? Ben ömrümün sonuna kadar hep seni seveceğim. Azalır mı hiç? Ya yapmayın çocuklar ya. Beni de ağlatacaksınız şimdi. Ben size ömür boyu çocuk sahibi olamayacaksınız mı dedim. Bir dakika ya. Ne oldu? Ya şimdi bu tip bir bebek olacak ya. Ya bana hiç benzemezse? Nasıl yani? Ya en azından gözleri, saçları falan benzesin ya. Gözleri benzesin aşkım. Ya ben de onu diyorum işte Ceylan. Ya ikimize de hiç benzemeyen bir şey çıkarsa ortaya? Aşkım saçmalama. Tüp bebek senin öyle zannettiğin gibi bir şey değil ki. Çocuğa hamile kalan da ben olacağım, doğuran da ben olacağım. Endişelenme, kaşını da gözünü de anasından babasından alacak. Baba olacağım ya. Evet. Aşkım. Hı. Peki biz bu tedavi masraflarını ne yapacağız? Tedavi masrafları mı? Hı. Ne yapsak acaba, gidip bankadan kredi falan mı çeksek? Niye ya, bu o kadar pahalı bir şey mi? Devlet baba bize bakmıyor mu? Emekli sandığı, Bağkur, SSK falan. Aşkım sen galiba broşürün arkasındaki tedavi ücretlerine tam olarak bakmadın. Haluk'cum ne yapıyorsun? Beynimi tutuyorum. Görüyorum. Ya, biz ömrümüz boyunca hangi yolda yürürsek yürüyeyim, ben hep senin elini tutmak istiyorum dedim. Ah Haluk ya. Yani çiteyi şuraya kadar çıkardın tamam ama Bepton'la. Ne yapayım? Sana olan aşkım. Saçmalıyorum bazen. Aman. Bir daha sanki gelecek miyiz bu spor salonuna? Rezil olalım. Hadi tut elimi. Aa. Ne? Aa. Aa. Ne oldu? Aa. Haluk. Ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen çabuk yere yat. Yat yere, bana 20 şınavçek çabuk. Neden, saçmalama. Yeni neden? Bir crossfit bu. 20 kilo vereceksin 2 haftada. Şaka yapıyorsun. Yemin gerçekten ediyorum. Yat, yat, yat. Yat, yat. 3, 4. Nasılım? Sen ne yapıyorsun orada? Açma gelme. Biraz gerildim de. Hadi bakalım yeter. Şirkete gidiyoruz. Siz hala burada mısınız çocuklar? Biz de tam gidiyorduk. Evet. İyi günler. Bye. 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 Aşkım. Bak. Hastaneydi.
ilaçtı, masraf vardı falan filan derken... aha bak böyle bir sonuç çıkıyor. Bir de doktorun söylediğine göre benim durumum biraz özel ve zor bir durummuş. Yani eğer ilk denemede başarısız olursak... ikinci tedaviyi yurt dışında bir klinikte yapabilirmişiz. Şimdi öyle olursa masraflar ikiye hatta üçe bile katlanacak. Anlıyorum. Babamdan borç mu istesek acaba? Ya da Haluk abiler var, gidelim onlardan borç isteyelim, verirler. Ya bir dakika ya, bizim Gül gibi egemen abimiz var. Biz niye ona gitmiyoruz ki? O bize kesin yardım eder. Hatta bence tedavimize gidip onun hastanesine bile yapabiliriz. Olmaz. Ben onlardan borç para falan alamam. Niye aşkım? Onlar bizim ailemiz değil mi? Ya şimdi bize onlar yardım etmeyecek, kim yardım edecek? Biz öyle keyfe keder bir para da istemiyoruz. Ev almayacağız, araba almayacağız, başka bir şey yapmayacağız. Hem onlar bize eğer bunu borç olarak verirlerse... biz de çalışıp para kazandıktan sonra borcumuzu takır takır öderiz yani. Ceylan, anlamıyorsun ya. Benim zaten bütün hayatım ailemden para isteyerek... babamın, abimin, ablamın avucunun içine bakarak geçti. Ben artık evli bir adamım. Tam işlerimi rayına koymak... ne bileyim kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekirken... şimdi onlardan tekrar para almak olmaz yani. Yakıştıramam bunu, yapamam Ceylan. Zaten hala asalak gibi onlarla aynı evde yaşıyor olmak yeterince canımı sıkıyor. Ne yapacağız o zaman? Gidip banka mı soracağız? Kaçak göçek iş mi yapacağız para bulmak için? Reddedemeyeceğim bir teklifimiz var Emrecan kardeş. Biz kar marjı çok düşük diye çakma vitamin sektöründen çıkıp... çakma çanta sektörüne merhaba dedik. Bu gördüğün çanta orijinalinden daha orijinal. Bak şimdi lafı fazla uzatmayayım. Bizim sana teklifimiz açık. Böyle şaşalı, afilli bir otelde çalışıyorsun ya. Burada turist arkadaşlarımız var. Onlara bu çantalardan ufak ufak ittirsen. Sonra paraları da böyle cukka cukka cebe indirsen. Ha? Merak etme aşkım. Ben o parayı bulacağım. Nasıl? Nasılı bende kalsın. Aşkım ben... bankamı soyacağız derken ciddi değilim bu arada. Hayır merak etme. Eski bir iş arkadaşım var da... ondan borç alacağım. Yani sen yavaştan annelik hazırlıklarına başla istersen. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Ay, ben de böyle ani geldim ama işinizi de böldüm galiba. Yok yok hiç önemli değil. Ben de ara verecektim zaten. Aa, size yine kahvaltılık bir şeyler getirdim. Ne zahmet ettiniz? Nermin ıspanaklı börek yapmış. Yerdim ben onu. Yoo. Ispanaklı börek ha? Ha. O zaman tam zamanında gelmişim desenize. Tüm kan tahlilleriniz bu kadar iyiye giderken... diyeti bozmak olur mu? Bozulan bir şey yok. Ispanaklı yahu. Olmaz, olmaz. Ispanak, taze soğan, maydanoz. Fazla hamurlu yapmamış zaten. Ha, söylenip durmayın, olmaz işte. Aa, alnınıza ne oldu sizin? Ne olmuş? Allah Allah. Ha, kalkarken kartele değmiş. Bir şey olmaz. Bakayım, bakayım. Durun bakayım.
gelse, sessiz gel, haber vermeden göreceksin beni. Elif gibi güzel, genç, zeki, tıp okumuş bir kadın senin gibi böyle yaşlı, kendi halinde, küçük bir esnafla ne işi olur diye düşündüm ben. Tamam, geçti. Sağ ol. Minibüs ne alemde? İyi, iyi. Biraz daha bir elden geçirmem gereken yerler var. Tabii Marmaris yalan oldu. Hani bir güzel havada şöyle hava tav müsait olduğunda hep beraber cümbür cemaat bir yakın bir yerlere falan gider miyiz diye. Elden geçiriyorum işte. Güzel olur. Ay ailece kim bilir nasıl eğleniriz ha. Aa, kahvaltı. Kızım kendin bu kadar yorulmana gerek yok ya. Tokyo olimpiyatlarına daha 4 sene var. Bol bol vaktim var, çalışırsın. Haluk, bu kadın neden yorulmuyor ya? Ya eski milli yüzüyor. İşte zamanında lisede, üniversitedeyken falan uluslararası şampiyonlara katılmışlığı var. Haluk, bana eski nişanlıyla ölmeye devam edersen... ...biraz sonra burada aile faciası yaşanacak. Ah, bil bunu, tamam mı? Yok canım. Hadi, holdingde görüşürüz usta. Aa, ne oldu? Bu mu senin antrenman dediğin? Yeter bana bu. Aa, şekerim sen çok çabuk yoruluyorsun ya. Bizim daha 45 dakikamız var, değil mi Haluk? 45 dakika. Evet. Neyse. Kolay gelsin. Niye haber vermiyorsun? Haluk, iyi misin? Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok iştah açıcı gerçekten. Ama Salih Bey, tedaviniz çok iyi gidiyor. Hem kısa sürede çok yol kat ettik. Hastalığın ilerleyeceğini durdurduk neredeyse. Ha, çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde, çok sağ olun. Olur mu canım? Bu tedavi sizin zaferiniz. Siz hep yanımda olun da. Doktorum olarak. Aslında ben dükkana uğradım ama orada yoktunuz. O yüzden eve geldim. Açmayacak mısınız bugün dükkanı? Ben aslında sabah her zamanki saatinde açtım dükkanı da. Sabah sabah can sıkıcı bir şey oldu. Biraz kafam dağılsın diye geldim minibüste uğraşıyorum. Hay Allah. Yine çocuklar mı sıktı canınızı? Kocanız yani... Eski kocanız bu sabah benim dükkana geldi Elif Hanım. Silahı vardı. Beni sizinle bir daha görüşmem ve sizden uzak durmam konusunda uyardı. Demek gelmiş ha. Savaş benim savaşım Salih Bey. Benimle eski kocam arasında. Ve kızımı alana kadar hala devam edecek. Şimdi ben onu ziyarete gideceğim. Ayrıca yani sizi bu olaya karıştırdığı için inanılmaz şaşkınım şu an. Anlıyorum. Peki siz nerede bulacağınızı biliyor musunuz kendisini? Evet, biliyorum. Sapanca'da durun. Orada bir eski evi vardı. Oradadır.
Görüşürüz Salim. Bir dakika, ben de geliyorum. Yok yok, olmaz. Ben bu anı yıllardır bekliyorum. Kadir'in hapisten çıkıp onunla yüzleşeceğim anı. Şimdi benden kaçamayacağım. Kızımın nerede olduğunu söyleyecek. Ben de polisle gidip alacağım kızımı. İnşallah. Bugün güzel bir gün Salih Bey. Hesaplaşma günü. Ayrıca sizi o pisliğe ve Kadir'in tehlikeli dünyasına bulaştırmak istemiyorum. Ben de onu diyorum işte, size zarar verebilir. Bana verebileceği en büyük zararı verdi zaten. Bunun daha ötesi yok. Ben kızıma kavuşayım. Gerisi hiç önemli değil. Yani Kadir tehlikelidir ama bana bir zarar veremez. Vermez. Ya siz merak etmeyin. Ben arar haber veririm size. Halledeceğim ben. Ama Elif Hanım ruh hali hiç iyi değildi. Bakın Elif Hanım. Geçmiş olsun hayatım. Eskiden benim de bütün şifrelerim Halil'in doğum günüydü. Bilmiyorum. Bilmem ne gerekiyordu zaten. Neyse. Aslında hazır böyle yalnız baş başa kalmışken benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Biliyor musun? Senin Haluk'la evlenmiş olman beni zerre kadar ilgilendirmiyor Ececiğim. Anlayamadım. Şöyle anlatayım. Haluk'la ben 5 sene nişanlı kaldım kızım. Eğer bu dünyada bir kişi onun karısı olacaksa emin ol o benim. Ne yaptın? Kocamın gülüşünü yaptın. Neden? Çünkü körle yatan şaşı kalkar. Gül sen daha gül. Son gülen iyi gülermiş Ececiğim. Haluk eninde sonunda benim kocam olacak. Bana bak. Kocamdan uzak dur. Yoksa seni mahvederim. Ece. Sen hala bizim şeyi görmedin değil mi? Hayatım sen hiç acele etme. Yavaş yavaş sindire sindire gel, yukarıda görüşürüz. Günaydın canım benim. Ne kadar gazete varsa toplayın. Hepsini atın. Atıyorsunuz. Televizyonları sökün. Anten kablolarını iptal edin.
Çocuk sen ne yapıyorsun? Televizyonları servis ve bakım zamanı gelmiş de garanti kapsamından çıkmasın diye vaktinde götürmeye çalışıyorum. Şirket için önemli. Sonra geri getiririm. Ama... Bana bak lan. Şişt. Bunu ödüşte paramparça ediyorsun. Bir tane parçasını görmeyeceğim. Bakma yüzüne. Herkesin odasında bir televizyon var ya. Burası kahvehane mi Allah sen? Oldu olacak maç yayının içinde para al. Maç TRT'de izlenir. Haluk Bey, reklamda çok yakışıklı çıkmışsınız. Haluk Bey! Ne yapıyorsunuz acaba? Bilgisayardan ne istediniz, ne gördüğünüze sinirlendirdi sizi bu hale getirdiğiniz zavallı bilgisayarı bizim şirketimizdeki? Kolay gelsin. Kedi. Piyano çalan kedi videosu gördüm. Biliyorsun dayanamıyorum. Bu kız da biliyor. Pınar bana nazire yapar gibi gösteriyor bir de. Yapma bir daha. Hoppa. Seni seviyorum babe. Hem de öyle böyle değil. Yanıyorum senin için, ölüyorum. Haluk Bey. Ne oluyor öyle babyler meybiler? Siz ne dolaplar çeviriyorsunuz yine acaba? Şirkete bizi maskara ediyorsunuz. Dolap. Dolap. Benim dolapla ilişkim sadece giyinirken olur sevgilim. Aşk olsun yani. Nasıl konuşuyorsun? Senin ilişkilendirmelerin yok mu? Bana diyor, ne dolaplar çeviriyorsun diyor. Yufkacının kızı ya, aklımı alıyor kız. Sen bekle. Ben şu bilgisayara bir bakayım. Buyurun. Teşekkürler. Evet, geleneksel şirket yarışımız başlıyor. Herkes yerini alsın, çabuk. Haluk. Saçmalama, ne yapıyorsun Haluk ya? Sevgilim, eğitim kadar eğlenme de önemli şirket içinde. Şirket içinde bu yarışlar verimliliği arttırıyor. Nelere çalışıyorum bir bilsen. Müdür, patlat! Hayır, hayır. Hadi! Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Şirketi kreşe çevirdiniz. İşe gelince kimse yok, maaş günü. Hoş geldiniz babacığım. Öpeyim. Kaldınız. Yap. Babacığım. Aa. Buyurun babacığım. Hayır, oturmayacağım, oturmayacağım. Ama nasıl rahat. Keşke otursaydınız. Burası da şirketimizin giriş bankosu. Girişim diyorum ama. Çalışma sistemimiz yine aynı Emrecan kardeşim. Senetleri imzalıyorsun. Çantaları alıyorsun, sonra çantaları satıp hasılatı toparlayıp geliyorsun. Sen komisyonunu alıyorsun, senetlerini alıyorsun. Sen yoluna, biz yolumuza. İyi de bana acilen para lazım. Vallahi o zaman çantaları acilen satacaksın kardeşim. Olmaz. Bu defa tam tersini yapacağız. Sen bana önden bir miktar kapora vereceksin. Sonra o kaporayı hasılattan düşeceğiz. Ya. Ya Emrecan, sen beni her seferinde böyle güldürmeyi nasıl başarıyorsun kardeşim ya? Vallahi ilahi ya. Siz bilirsiniz. O zaman yabancı turistlere peynir ekmek gibi bu çantaları satabilecek başka bir 5 yıldızlı otel şefi bulursunuz kendinize. Ben önden kapora almadan çalışmam. Emrecan kardeş, bak hele, ben daha son lafımı söylemedim. Elbet bir formülizasyon buluruz. Bir
Birlikte çalışmak için bu kadar kapora yeter mi? Hayırlı olsun. Eyvallah. Yalnız elimizde sadece bu numuneler var. Esas çantalar yarın. Sorun değil. Senet. Selam. Buyurun Haluk Bey. Ne yapıyorsun kızım? Önce kayınbabama ver. Buyurun Salih Bey amcacığım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Haluk Bey. Biricik eşime. E canım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Haluk Bey. Ben de alayım bari. Çekilebilirsin. Kolay gelsin. Sana şirkette her zaman böyle mi davran ve bu damat sıpası? Eşek sıpası diye var. Aramızda acayip bir ilişki var. Ben gülüyor muyum? Siz de geldiniz babamın yokluğunda. Ne iyi oldu geldiniz. Bana bir ses, bir nefes oldunuz. Sahi babacığım sen neden geldin? Hangi rüzgar attı seni? Holding'e gelmezdin sen normalde, merak ettim. Ya sabah dükkanda çok sinir bozucu bir şey oldu da. Çocuklara mı söyleyeyim, ne yapayım derken Haluk oğluma bir söyleyeyim dedim. Selamünaleyküm Emrecan. Aleyküm enişte. Ne yapıyorsun, neredesin? İşteyim, çalışıyorum. İyi, 5 dakikaya hazırlan, seni almaya geliyorum. Niye, ne oldu ki? Yarın biri babama çok büyük bir yanlış yapmış Emrecan. Gidip ondan incecik yapacağız. Eyvallah. Efendim Emrecan. Abi neredesin? Acil buluşmamız lazım. Buralarda bizim babamıza yanlış yapan Kadir diye bir deniyor varmış. Çık lan dışarı. Bana mı seslendiniz çocuklar? Burada senden başka deniyor var mı? Sen kimsin bizim babamızın dükkanını basıp ona posta koyuyorsun? Düdük! Ben kimim? Güzel soru. Ben size o zaman kartvizitimi takdim edeyim.
Baba. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Ya dükkanı kapatırken ışıkları söndürdün mü diye takıldım da. Babacığım. Verin anahtarı, ben gidip bir kontrol edeyim. Bezeniz falan varsa yufkanızı da açar gelirim. Yok be oğlum, otur ya, otur. Gidince bakacağım nasıl olsa, öyle işte. Bana oğlum dedi. Demin de dedi. Yok. Babacığım. En son neden geldiğini anlatıyordun. Sizi görmeye geldim kızım. Dedim bir yüzünüzü göreyim, bir acı kahvenizi içeyim. İyi yapmışsın babacığım. Hoş gelmişsin. Başımızın üstünde yerim var. No, that's okay. You can keep the map. Thank you. You're welcome. Have a nice day. Bye. Bye. Kolay gelsin. Ah, aşkım hoş geldin. Ne yaptın? Nasıl geçti arkadaşından borç isteme görüşmen? Başarılı. Bu ne? Dekont. Yani bankaya tedavinlik peşinatını yatırdım. Sana inanmıyorum ya. Bir iki hafta içinde de geri kalanını yatıracağım işte. Aşkım. Sen gerçekten böyle hiç banka soyma işine falan girmedin değil mi? Hayır Ceylan. Böyle yalan yanlış herhangi bir şey hiç bulaşmadın. Sıfır onların hepsi. Saçmalama hayatım, ben arkadaşımdan borç aldım. Yani maaşlarımız düzenli yatmaya başlasın, geri ödeyeceğim. Aşkım sonunda ya. Ay çok şükür. Hayırlı olsun. Eyvallah. Yalnız elimizde sadece bu numuneler var. Esas çantalar yarın. Sorun değil. Senet. Siz şey yapmayın ya, ben yolu biliyorum, nasıl olsa çıkar giderim. Aşk olsun, olur mu babacığım öyle şey? Heh. Kâkosu, aşağı güvenliği ara, hemen kırmızı halıyı sersinler. Kayınbabam çıkış yapacak. Hemen hazırlatıyorum başkanım. Yok be oğlum, ne kırmızalısı, saçmalama ya. Bakın işinize gücünüze, böyle aylaklıkmış, işten kaytarmaymış. Ben tiksiniyorum böyle şeylerden. Ben de. İnanır mısınız? Ben de tiksiniyorum. Aylaklık falan hiç sevmediğim şey. Ofis basketbol maçı için potamız hazır efendim. Başkanım. Sekti geri geldi, neyse. Sizin gitmenizi bekliyorum. Hepsini kovacağım. Eşek sıpası, işimiz düşecek de bu da yardımcı olacak. Babacığım. Güle güle, kendine çok dikkat et, yorma tamam mı? Tamam, tamam. Babacığım, burası senin de holdingin sayılır. Her zaman bekliyoruz. Ha, topacımı getireyim. Uzun eşek, topaç falan oynarız burada. Resimden çıktığı anda özlemeye başlıyorum. Haluk. Heh. Ya babam durup dururken şirkete gelmesi bana hiç normal gelmiyor. Böyle sen de fark ettin, söylemek istiyor bir şeyi, söyleyemiyor. Böyle bir vazgeçiyor gibi. Bir nerede bir sıkıntısı var kesin. Maaş kartını kaybetmiş olabilir. Elif Hanım ne yaptı acaba? Mm-hmm.
Ben de oynayabilir miyim seninle? Olur. Otur hadi. Tamam. Misafircilik oynayalım mı? Olur, oynayalım. Yaşasın. Ay, çay mı içeceğiz? Olmuş. Bizim eve hoş geldin. Hoş bulduk. Senin adın ne? Elif. Benim adım da Lara. Çok memnun oldum Laracığım. Ben de. Hadi gel biraz da orada oynayalım. Lara. Beni oyun arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Baba, bu Elif abla. Ben çok sevdim. Tanısan sen de çok seversin. İnerim ben. Gel bakalım. Aferin kızım o. Sen şimdi yukarı odana çık, tamam mı? Orada birazcık oyna. Benim biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra beraber çizgi film izleriz. Tamam. Görüşürüz Elif abla. Görüşürüz canım. Elif Hanım, biraz önce parkta acilen benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Arka bahçeye geçelim. Biraz bir şeyler yeriz. Hem de konuşuruz. Yolu biliyorum ben. Yıllarca bu evde yaşadım. Efendim abla. Emrecan, babamın neyi var? Hangi açıdan? Ya bilmiyorum, bugün şirkete geldi. Allah Allah. Canı biraz sıkkın gibi. Sabah evde bir şey oldu mu canını sıkan? Yok, kahvaltıda gayet keyfi yerindeydi. Hatta kendi kendine türkü söylüyordu falan. Allah Allah. E neyi var o zaman babamın? Abla, bu kadın babamı üzüyor galiba. Hı? Sanırım öyle ya. Ama biliyorsun ben ona dedim. Baba yapma etme, bu kadın sana göre değil, seni üzer demedim mi kaç kere? Vallahi ben evlat olarak üzerime düşen vazifeyi yaptım. Artık bundan sonrasında da kendi düşen ağlamaz. Egemen ne saçmalıyorsun ya? Ben vazifemi yaptım, söyleyeceğimi söyledim, bundan sonrasına karışmam diye. Öyle bir şey yok. Abi her zaman biz mi hata yapacağız ya? Bir kere de babam hata yapsın, ne var bunda? Emrecan bak, zaten derdim başımdan aşkın. Siz bu babamın meselesini ne yapıyorsunuz? Nasıl çözüyorsanız çözün, tamam? Yok öyle bir dünya Egemen. Biz babamın zor zamanlarında ona destek olacağız. Üç kardeşiz, tamam mı? O yüzden bu akşam bizim evde, yani babamın evinde buluşuyoruz. Başka söz istemiyorum, nokta. Hmm.
Hayırlı işler Salih Bey. Teşekkür ederim. Taze tarhana geldi. Şimdi kalsın, başka zaman. İnşallah. Eyvah. Her gün rüzgarlı geliyor. Gene birisi fabrika ayarlarıyla oymuş. Hayırlı işler abi. Sağ ol, sağ ol Nermin. Hayırdır? Hiç gittim pazara. Bir saat boş boş dolandım. Hiçbir şey almadan geri döndüm. Aa, niye? Tam giderken yolda biri sinirlerimi oynattı da ondan. Kimmiş bakayım benim kardeşimin sinirleriyle oynayan zibidi? Sevgili Hacı Bahçeliler. Ben İsmail Kuzucuk. %100 safkan bu mahallenin çocuğu. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söz veriyorum sizlere dibine kadar hizmet edeceğim. İsmail'e bak ya. O değil mi o? Evet. Mahalleye geri dönmüş. Geçen hafta bizim muhtar emekliye ayrıldı ya. Hı. Bunun burnu koku alıyordur tabii. Gelmiş muhtarlığa aday olmuş. Kardeşiniz, evladınız, mahallenizden biri olarak söz veriyorum. Diyelim muhtar oldu, 2 ay sonra bu da ölecek. O zaman bir daha mı seçim yapılacak? Sevgili Koca Bahçeliler, muhtar adayım ben İsmail, konucu fabrikatı. Salih abi, hayırlı işler. Sen de bebe İsmail abi. İndir şu megafonu Allah'ını seversen. Normal ağzınla konuş ya. Mahalleye yayın yapma. Doğru. Özür dilerim. Ben eve gidiyorum abi. Tamam da. Gördün mü kaçırdık geldik. Sen dua et kaçtı. Biraz sonra elinde tavayla çıkar gelirse o zaman kaçacak yeri sen ara. Oğlum. Efendim baba. Bak sen aynı zamanda bir muhtar adayının koruması sayılırsın. Baktın ki Nermin ablan evden ağır bir cisimle çıkıyor. Beni koru. Baş üstüne baba. Hayırlı olsun bakalım muhtar aday olmuş. Olduk ya Salih abi, olduk. E artık oylarınızı bekliyoruz. Daha çok beklersin. O niye o? Ya vakti zamanında benim kız kardeşim o güzel insana ben oy verir miyim İsmail abi? Yapma be Salih abi. O zaman gençtik, delikanlıydık. O yaşların fıtratında var bu. Şimdiki aklım olsa ben Nermin'i bırakır, o yazlık sinemaların sahibi Şevki Bey'in kızını alır mıydım? Tam o sırada da o meşhur bir film gelmişti, Avcı filmi. Galiba ben Hollywood'un büyüsüne kaptırdım kendimi. Bir genç kızın kalbine atılan ilk kesik en derin kesiktir, asla unutulmaz. Ben bu kızın abisiyim, ben seni affeder miyim? Haklısın Salih abi, haklısın ama biz daha ileriki yaşlarda biliyorsun. Bakarsın yeniden ikinci... Ne oluyor oğlum? Nermin teyze elinde tavayla geliyor zannettim baba. Öyle yemeğini getirdim abi. Sağ ol Nermin'ciğim. Hadi hayırlı işler Salih abi. Hadi sana da kolay gelsin. Kimmiş peki bu İsmail'in rakibi? Ne rakibi abi? Yok mu başka rakip muhtar adayı yok mu? Ona verelim oyumuzu. Yok abi maalesef yokmuş. Keşke şöyle sağlam bir rakip olsaymış karşısında. Sen olsana. Efendim? İsmail'in karşısında muhtar adayı sen ol diyorum. Güldürme abi beni ya. Benden muhtar olur mu hiç? Niye olmasın kızım? Sen bu mahallenin sevilen simalarından birisin ya. Evet öyleyim tabii de. Vallahi bu müştebilatında seçim burası yaparız. Maalesef. Nüfus kağıdı olmadan işlem yapamıyoruz. Vallahi bu İsmail'i dumura uğratma fikri çok güzel bir şey ama... ...bu yaştan sonra kim uğraşacak milletin ikametgahıyla, yok kafa kağıdıyla. Yok, ben uğraşamam o işlerle. Ben gideyim de çamaşırları asayım. Şimdi makinenin içinde kokmasınlar. Hadi, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Abi, sizin... Elif Hanım'la aranız nasıl? Bir sıkıntınız yok değil mi? Yok yok. İyi gidiyor şimdi. Aman iyi iyi.
Hadi maşallah. Daha sonra sorgulayacağım gerçekten. Ama şu anda bu fizibilite raporlarını Büşra'ya vermem gerekiyor fotokopiyle çoğaltması için. Sevgilim. Gözlerimin içine bak, buraya bak. Sen başkan yardımcısı mısın, değil misin? Başkan yardımcısısın, öyle değil mi? Fotokopi mi çekeceksin? Evet. Mükremine söyleriz, o çoğaltır. Heh, Miko! Şunları al da arkalarını çoğalt gel. Başlasın Haluk Bey. Aslanım benim ya. Adını ne zaman alsam yanımda bitiyor ya. Taksi gibi. Aynen. Rüzgar geliyor bir yerden. Hmm. Üşüteceksin. Hadi odana git. Neden odana çıkartmaya çalışıyorsun beni? Kusura bakmayın, biraz geç kaldım mesaiye. Öyle mi? Aa, biz hiç fark etmedik geç kaldığınızı ya. Hiç gelmeseydiniz ne olurdu değil mi Haluk'cum? Aynen. Senin bu medeni, özgüveni tam, güçlü kadın profilini de çok takdir ediyorum bu arada Ececiğim. Teşekkür ederim. Da neden? Yani şimdi kim olsa kocasının eski nişanlısıyla o görüntülerini görünce dayanamazdı. Basardı boşanma davasına değil mi? Neden bahsediyorum? Deli işte hayatım ya. Uydurup duruyor bir şeyler. Akıl hastası. Ha, sen görmedin bizim şeyleri. Şeyleri? Neleri görmem gerekiyordu? Benim tansiyonum düşüyor. Gözüm kararıyor. Ve Haluk bayıldı. Siz önce benim soruma cevap verin. Benim neleri görmem gerekiyordu? Ya neyse ya. Nasıl olsa sen kendin görürsün. Sabah soyunma odasına söylediğim gibi. Böylesi benim için çok daha eğlenceli. Sen asıl eğlenceyi bilmiyorsun. Haluk'cum. Ne oluyor? Aklı sıra bize akıl oyunları yapıyor ya. Russell Crowe. Kötü bir enerjisi var bu kadının. Çok kötü. Buraları da hep sindi. Şey yapalım mı? Nefes alma. Odaya doğru gidelim. Hadi gel. Gir odana sen. Geç odana nefes alma sakın. Çok rica ediyorum. Tamam. Hadi bakalım. Gir içeri çalış. Kadın resmen kocanı elinden almak için her şeyi yapacağım dedi bana ya. Ne? Ay canım, siz bunu Haluk Bey'e anlatmadınız mı? Tabii ki de hayır. Anlatmadım, anlatmayacağım da zaten. Çünkü ben o kadının gözünde özgüvensiz, kıskanç, paranoyak bir kadın olmak istemiyorum. Ben öyle bir kadın değilim. Benim için ev demek, yuva demek. Kale demek, saray demek. Kahveni getirdim sultanım. Canım kocam benim. Ne iyi ettin de bize bu saraylar gibi evi aldın, evimin direği. Çünkü ailemi çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum, ben. Bu reklamın yayınlanmasına kim izin verdi? Vallahi ben değilim. Haluk!
Öp bakayım öpüyorsan. Elifciğim, sen aç olmadığına emin misin? Eminim. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Sahi ne kadar oldu biz görüşmeli? Ha? 4 yıl oldu mu? 5. Vay. En son seni gördüğümde çocuğumu kaçırmıştım benden. Ben kızımı senden kaçırmadım. Hapisteyken en çok Lara büyürken yanında değilim diye üzülüyordum biliyor musun? O zaman müsaade etseydin de annesiyle olsaydı ha? Ben sana bizimle Almanya'ya gel dedim. Sen gelmedin. Biz seni terk etmedik. Sen bizi terk ettin. Ben seni terk ettim. Kızımı değil. Ve şimdi kızımı geri istiyorum. Baba. Sen benden habersiz niye odandan çıktın? Odasına girmek istemedi efendim. Ben ne desem o olacak. Hadi odana. Yıllarca kızıma böyle mi davrandın? Biliyorsun ki Lara'nın velayeti hala bende. Ama kızımı yıllarca hangi ülkede sakladığını bulamadığım için alamadım onu. Ama şimdi alacağım onu. Çünkü kavuştum artık. Şimdi birazdan buradan gideceğim. Ve o da benimle gelecek. Şimdi bakıcıya söyle eşyalarını toplasın. Bakışı biliyorum. Sakın bana zorluk çıkarma. Eğer zorluk çıkarırsan polisi ararım. Ve gelir polis de alırım kızımı. Şimdi izin ver gidelim. Sakin sakin gidelim. Daha yeni geldin ya. Nereye gidiyorsun hemen öyle? Vallahi bırakma. Aa, otur. Ne olur yüzüme vurma, yüzüme vurma lütfen. Ha. Sen zaten bebek yüzlü kocana kıyamazsın ki. Haluk Bey, kaçılır mısınız lütfen? Kaçılamam hiç. Önce söyleyeceklerimi dinleyeceksin, beni anlayacaksın. Ondan sonra. Hayır, istemiyorum. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Bana yalan söyledin. Senden istediğim tek bir şey vardı. O da bana yalan söylememen. Klasik Haluk Güney. O yüzden kaçılır mısınız lütfen? Ya hayır. Büşra yürü. Acil durumlar için hazırladığım istifa etme kutumuz. Hadi Ece Hanım, yürüyün gidelim. Ya Ece. Yemin ediyorum bu sefer durumu anlatacağım. Vallahi billahi benim hiçbir suçum yok. Kur'an çarpsın, onun benimle alakası bile yok. Ececiğim, Ece, Ece Hanım. Çok geçmiş olsun Haluk'cum. Duyduğuma göre eşinle benim yüzümden kavga etmişsiniz. Çok üzüldüm bebeğim. Yalnız lütfen kendine terk edilmiş ve bir başına hissetme olur mu? Ne zaman da bir arkadaşa ihtiyacın olursa ben buradayım. Boşuna uğraşıyorsun. Ece'yle benim aramı bozamazsın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Elifciğim, senin bana olan teklifini dinledim. Şimdi benim sana karşı bir teklifim var.
Kızımızın ben de artık bundan sonra annesiz kalmasını istemiyorum. O yüzden gel geçmişe bir sünger çekelim. Hep beraber Almanya'ya dönelim. Yine mutlu mesut bir aile olalım. Böylece sen kızımıza, kızımız annesine. Ben de hala deliler gibi sevdiğim kadına kavuşmuş olayım. Yani bunca olandan sonra bu cümleleri kurduğuna inanamıyorum. Hatta söylediklerine inanıyorsun da. Bak, benim hayatımda başka biri var. Önemsediğim, değer verdiğim, iyi olmasını istediğim çok özel biri. Ha? Sen zaten sabah tanışmışsın değil mi kendisiyle, Salih'le? Gidip şuursuzca tehdit etmişsin adamı. Ama tabii herkes sen mi? Böyle tehditle, kabadayılıkla hayatını değiştirsin. Bak, ben onu ve ailesini çok önemsiyorum. Seni uyarıyorum. Ona ve ailesine hiçbir şey yapmayacaksın. Uzak duracaksın onlardan. Şimdi birazdan buradan gideceğim ben. Kızımı da alıp gideceğim. İçinde şu kadar. Şu kadarcık. Babalık duygusu kaldıysa... Yani bana acımıyorsan kızımıza acı. Bırak gidelim. Allah tamamına erdirsin, ne diyeyim. Yüzük de çok yakışmış. Güzel. Sen isteklerini çok güzel sıraladın. Fakat tabii benim de istediğim şey belli. Şu dakikadan itibaren eğer bir daha bana hayır dersen yeni ailen her bir ferdinin ocağını söndürürüm. Bunu yapacak gücüm olduğunu çok iyi biliyorsun. O yüzden... Çok iyi düşün. Yufkacı Salih. Alo. Alo, Salih Bey. Merhaba. Elif Hanım, merhaba. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Sağ olun. Oh, çok şükür. Ya ben kaç defa aradım sizi hatırlamıyorum da hepsinde ulaşılmayınca merak ettim. İyiyim, iyiyim. Eski eşimin evindeyim şimdi. Kızım da yanımda. Aa, ne güzel. En sonunda kavuştunuz kızınıza. Ya. Ben de çok mutluyum. Artık hiç ayrılmayacağız. Peki eski eşiniz ne dedi sizi görünce? Yani nasıl izin verdi çocuğunuzla görüşmenize? Ben buraya geldiğimde biz Kadir'le konuştuk. Tekrar denemeye karar verdik. Yani kızımızın iyiliği için. Tekrar bir aile olmak için birbirimize bir şans daha vereceğiz. Anladım, anladım. Hayırlısı olsun, mutluluklar dilerim. Sağ olun. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim telefonda eşinizin yanında. Yarın nasıl olsa tahliller için buluşacağız. O zaman konuşuruz. Salih Bey, ben artık sizin doktorunuz olamayacağım. Nasıl? Neden ama? Üzgünüm. Nisan yağmurunda ıslak... Eşinizle konuşup anlaştığınıza göre ona durumu anlatabilirsiniz. Aramızda sadece doktor hasta ilişkisi olduğunu bilsin. Biz yarın Almanya'ya gidiyoruz. Uzun bir süre orada kalacağım. Kızımla vakit geçirmek istiyorum. Ama merak etmeyin.
size en kısa sürede en iyi doktor arkadaşlarımdan birini ayarlayacağım. Sağ ol. Çok, çok teşekkür ederim. Siz de haklısınız tabii. Evlat her şeyden önce gelir. Umarım bundan sonra her şey dilediğiniz gibi olur. Ailenizle birlikte çok mutlu olursunuz. Siz de. Siz de Salih Bey. Salih Bey. Dilinizi bozmayın. Görüşlerinizi ihmal etmeyin. İlaçlarınızı almayı unutmayın. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın Elif Hanım. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İstersen sessiz gel, haber vermeden göreceksin beni. Ben ne haldeyim? İstersen sessiz gel gel, haber vermeden göreceksin beni. Ben ne haldeyim? Bahçede babamla konuşurken duydum. Sen benim annem misin gerçekten? Evet. Ben senin annenim. Belki gördün de beni tanıyamazsın. Gücenirim diye sakın düşünme. Bu gece uyumadan önce sen bana masal okur musun anneciğim? Tabii. Gel de bitsin dertlerimiz, kederlerimiz. Gel de gülsün gözlerimiz, gönüllerimiz. Şimdi çok uzaklar. İstersen sessiz gel gel, haber vermeden. Pilota haber verin, uçağı hazırlasın. Sabah Almanya'ya uçuyoruz. Ben ne halde? Ece, hoş geldin kızım. Vallahi şöyle bir dünya yok halacığım. Yine mi üzdü bu eşek sıpası seni? Ya geldi bizim yalan rüzgarı. Ayrıca halacığım, eğer Haluk sorarsa senin Ece diye bir karın yoktu dersin, tamam mı? Ben eve giriyorum şimdi. Şşş, dur bakayım. Hiçbir yere gidemezsin. Kızım kendine gel. Siz artık sevgili değilsiniz, siz karı kocasınız. Yani bir ailesiniz. Aile içinde meseleler konuşarak çözülür. Anladın mı? Ece! Ya insanların önünde çekip gidiyorsun. Bir anlatmama, izah etmeme müsaade bile etmedin. Ayıp ediyorsun ama. Damat, bana bak. Yine niye üzdün sen bakayım bu kızı? Halacığım, bu sefer benim suçum, günahım falan yok. Tabii canım. Ya Haluk hiçbir şey yapmadı halacığım ya. Haluk'un tek yaptığı şey eski nişanlısı yanak yanar, göz göze reklamlarda, filmlerde falan oynamak. Al bak. Bak. Bak halacığım, bak.
Ya Ece. Şişt, uzak dur bakayım. Tava nereden çıktı ya? Sus konuşma. Burada soruları sadece biz sorarız. Halacığım soracak hiçbir şey yok. Her şey gün gibi ortada işte. Ece ben evvelsi gün yemin ediyorum bu reklam kampanyasını iptal ettirdim. O Ayşegül denen kadın gitmiş arkamdan reklam ajansını aramış olur demiş. Ya benim haberim diyor. İnsan bile bile kendi ayağına sıkar mı? Ruh hastası mıyım ben? Ya oğlum sen bu kızla yanak yana fotoğraf çektirirken de mi haberin yoktu? Ha? Dur bakayım uyuyor gibi görünüyor musun? Yo gayet uyanıksın. Gözlerin fal taşı gibi açık. Bu hikayede uyuyan bir kişi varsa o da benim halacığım zaten. Allah'ını seviyorsan Ece. Biz bu konuyla ilgili kavga etmedik mi zaten daha önce? Sen evi terk etmedin mi hayatım? Ben gelip senden af diledim, özür diledim. Biz barışmadık mı? Niye geçtiğimiz konunun üzerine tekrar geri dönüyoruz? Üstüne üstlük suçsuz olduğumu da biliyorsun. Enişte, sen yine ne yaptın benim ablama? Niye sürekli bu kızı üzüyorsun sen? Sen niye durmadan benim güzel ablamı üzüyorsun abicim, ha? Yeter be. Bir damat aldınız, şamar olanı gibi aranızda oynayıp duruyorsunuz. Siz bilmiyor musunuz benim ablanızı ne kadar sevdiğimi? Ha? Ne kadar aşık olduğumu? Karım o benim. Hayatımın aşkı. Hayat arkadaşım. Ben bile bile onu üzecek bir şey yapar mıyım? Ama neden bana dost doğru anlatmadın her şeyi? Neden dürüstçe bir şey anlatmıyorsun bana? Neden hep yalanlarla örtmeye çalışıyorsun? Korkuyorum çünkü. Seni kızdırıp küstürmekten korkuyorum. Çekip gidersin diye ölüm gibi korkuyorum. Korku da sürekli yalan doğuruyor işte. Ne yapayım? Ben de gurur duymuyorum bu yaptığımda. Ama eninde sonunda böyle oluyor hep. Sen istiyorsan bağır çağır kız. Al alamdan tavayı vur kafama istiyorsan. Lafın gelişi söyledim adam. Allah Allah. Al şunu. Yalvarırım bir daha beni bırakıp gitme. Ben sensiz çok yalnız kalıyorum çünkü. İstemeden seni kırıp üzdüysem özür dilerim. Ama vallahi de billahi de benim için bu dünyada senden başka kadın yok. Ben kendimden vazgeçerim, senden vazgeçmem. Sen benim hayatımın anlamısın. Dünya mısın sen? Sana ne oldu? Adam o kadar dokunaklı konuştu ki ne yapayım? Tamam işte. Dokunaklı konuşuyorsa sen de dinle birazcık feyiz al ondan. Ceylan sen de benim de... İçinden geldiyse tamam. Tamam. O zaman şimdi bu fotoğraflar bir daha hiçbir yerde çıkmayacak değil mi? Tövbe. Vallahi tövbe. O gazetede, internette, işte televizyondaki bütün reklamları ben durdurdum. Fotoğrafları da asıllarıyla beraber imha edin dedim. İyi o zaman. Dur sarılsana bana. Mahallenin ağzına bayağı laf vereceğiz çünkü. Aynen aynen. Yalnız Haluk'un yine ablamı üzdüğünü duyduğunda babamın tepkisi çok yumuşak olmayacak benden söylemesi. Bu arada babam nerede ya? Niye erkenden kapatıp gitti dükkanı? Ya sizin meselelerinize daldık babanızı unuttuk çocuklar ya. Nesi var onun gerçekten? Ya babam bugün holdinge geldi hala. Biraz canı sıkın gibiydi. Ya evet. Neyin var dedik. Bize de bir şey anlatmadı. Galiba korktuğumuz şey başımıza geldi çocuklar.
Elif Hanım babanızı terk etti. Babanız şu anda çok büyük bir aşk acısı çekiyor. Saçmalama Zari. Bu kadar üzülme. Sana doktor mu yok? Hoş geldiniz çocuklar. Annem teyple uğraşıyordum ya. Kartuş biraz boğuk çalıyor da. Halledeceğim ama. Hoş geldiniz. Prenses kardeşler barışınca o ülkedeki bütün buzlar erimiş. Güneş açmış. Her yer çiçeklerle dolmuş. Ve o ülkeye artık hiç kış gelmemiş. Hep ilkbahar olmuş. Çok güzel bir masalmış. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim prenses kızım benim. Hadi masalımız da bittiğine göre artık uyku vakti. Bundan sonra da sen bana masal okur musun anneciğim? Tabii ki okurum. Zaten bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hep birlikte olacağız. O zaman ne olur kaçalım bu evden anneciğim. Herkes aldı galiba çorbasını. Aldı, oturalım şimdi. Aldık. Hadi afiyet olsun. Abi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Duruyor hep. Kızım, ekmek sepetini uzatsana bana. Hı. Uzatayım mı babacığım? Tamam kızım, bırakabilirsin sepeti. Niye bakıyorsunuz bana öyle? Hiç. Abi sen hani artık yemene içmene dikkat ediyordun? Ekmeği bırakmıştın.
Bıraktım artık rejimi. Canım ne isterse yiyeceğim derim. Kapı var. Oradan çıkabiliriz. Orası mı? Gel. Gel. Hadi gel. Herkese afiyet olsun. Abi patatesten almayacak mısın? Bak makarna da var. Yemeyeceğim Nermin. Çok iştahım yok bu akşam. Bir de öyle diyetten boloslama çıkmamak lazımmış. Yarım tas çorba yetti. Peki sen bilirsin. Afiyet olsun. Ben biraz erken yatacağım. Hadi iyi geceler. Baba. Yapma bunu. Neyi yapmayayım Ece? Ne yapıyorum ben size? Bize değil baba. Kendine yapma diyorum. Babacığım. Üzme kendini. Biz de çok üzülüyoruz. Bir sıkıntın, derdin, bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Anlatmak ister misin baba? Hayır kızım, yok. Hadi tekrardan afiyet olsun. Baba. Kusura bakma, kendimi tutayım diyorum ama cık, olmayacak. Ben bu olayın sana iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Efendim, anlayamadım oğlum. Baba biz sana dedik, bu kadın senin ayarında. Sana göre değil dedik. Bu kadında bir numara var baba. Bu kadın seni üzer dedik. Ama bir türlü dinletemedik. Egemen, sen babamla nasıl konuşuyorsun yine? Vallahi abla, babam bizim bütün hatalarımızı yüzümüze vuruyor. O hata yapınca biz yüzüne söylemeyecek miyiz? Egemen yeter. Ya ne yeter hala? Ne yeter? Babam bize çocuk muamelesi yapıp bize her hatamızda cezalandırıyor. Daha geçen gün bize dava açmadım. Ha? Ama o bir çocukluk yapınca biz oturup sesimizi çıkarmayacağız, öyle mi? Yok ya. Bakalım. Bu işler nasıl olur biliyor musun? Bir çocuk doğar, büyür, evlenir. Kendine bir hayat kurar ve o hayatı yaşar. Ama bizim evde nedense bir türlü öyle olamıyor. Çünkü babamın bizden talepleri hiç bitmiyor. Ne yapsak gözüne batıyor. Bizim hayatımızı bırakıp kendi hayatını düzeltmeye çalışmıyor ki. Ya biz kendi dertlerimizi eşelemekten vazgeçip mutlu ve huzurlu bir aile olamayacak mıyız hiç? Oğlum, biz bir aileyiz. Aile dediği sevinci de kederi de birlikte yaşar. Hala. Benim kendi ailem var. Ve biliyorsunuz yakında da bir evladım olacak. Ama bu ailenin saçma sapan mevzularıyla uğraşırken ben kendi huzurlu ailemi nasıl kurabilirim ha? Nasıl? Özür dilerim oğlum. Abi yapma. Ne olursun lütfen. Hepinizden özür dilerim çocuklar. Siz başından beri haklıydınız. Ben Elif Hanım'a kalbimi açarak çok büyük bir hata yaptım. Sizin sözünüzü dinleyip yapmamam gerekirdi. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra asla böyle bir şey olmayacak. Babanız bir daha sizi hiç üzmeyecek. Afiyet olsun.
köpek niye bağırıyor? Emredersin. Allah kahretsin. Kötü bir şey mi oldu anneciğim? Aa yok. Yok canım, yok kötü bir şey. Sadece telefonumun şarjı bitti. Ama tabii bizim dönemimizde böyle cep telefonları olmadığı için annen her zaman bir telefon kartı taşır yanında. Şimdi bir telefon kulübesi bulmamız gerek. Gel bakayım, gel. Benim de iştahım kaçtı. Hemen gidip yatacağım. Size afiyet olsun. Bulaşıkları siz mutfağa bırakın. Ben yarın sabah hallederim. Ailecek düştüğümüz duruma bak ya. Nasıl bir aile olduk? Sen kendini hiç suçlu hissetmiyor musun Allah? Anlamadım. Babamın kalbi kırılırken, o kadın babamla oyuncak gibi oynarken sen neredeydin? Kızım sen ne diyorsun ya? Senin tek görevin babama sahip çıkmak değil mi hala? Biz evlendik, evden gittik. Senin başka görevin ne hala? Bir tek babama sahip çıkacaksın. Onu koruyacaksın, o kadar. Kusura bakma Ece. Ama bana böyle bir görev addettiğinizden haberim yoktu. Benim işim, benim görevim sizleri büyütüp, evlendirip yerlerinize yerleştirdikten sonra bitti sanıyordum. Senelerdir babamın evinde yaşıyorsun. Babam sana bir sürü iyilik yapıyor. Onları bu şekilde mi ödüyorsun? Abla tamam yeter. Emrecan sen karışma. Bu meseleyi artık konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz evde yokken halan her şeyi boşlamış. Allah'ım bana güç ver. Ölüm kolum savaşında ayakta kalmama yardım et Allah'ım. Hayır anlamıyorum ki. Ne yapıyorsun başka? Bütün gün onunla berabersin. Ama onu korumuyorsun. Bana bak Ece. Babanı koruma görevini bana vermene gerek yok. Ben gerekirse abimi size karşı da, el aleme karşı da korumasını gayet iyi bilirim. Hatta merak etme. Gerekirse yarın sabah gidip bir işle bulurum. Git bul o zaman hala. Git bul da çalış. Utandır bizi. Öyle bir şey söylemek... Tamam Ceylan. Ben gerekeni yaparım. Abimi de, kendimi de sizin dilinize düşmekten kurtarırım. Merak etmeyin. Ben gerekeni yaparım. Ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelsin. İyi akşamlar.
olsa da. Efendim? İsmail'in karşısında muhtar adayı sen alıyorsun. Senin böyle bir insan olmadı. Herkesin kötü günleri olur. Söz yarın kalktığımızda bambaşka daha güzel bir gün olacak. Hadi evimize gidelim. Daha kavga gürültüye değer mi ya? Ben yine de günün sonunda birbirimizi böyle sımsıkı sarılara koyacağımız için şükrediyorum. Evet. Bizim bir bebeğimiz olacak. Alo? Alo, Tarih Bey. Buyurun, benim kimsiniz? Elif ben. Elif Hanım. Ne oldu, hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey yok da bugün size söylediğim her şeyi unutun. Nasıl? Ya anlatırım sonra. Yani şu anda kontrolüm çok fazla yok. Kızım da yanımda. Sizden bir şey rica edeceğim. Ya buradan taksi bulma imkanımız yok. Nakit param da yok. Adresi versem, rica etsem gelip alır mısınız bizi? Hemen geliyorum doktor hanım. Teşekkür ederim.